Yiğit gene gelmedi de ilk sanırım. Evet, Ulaş'la merhaba. Ulaş'la beraberiz tekrardan. Merhaba Ulaş. Merhaba Murat. Evet arkadaşlar, en son adamımızı siz görmediniz tabi. Ulan dur bir mouse'la yazlayamadı. Adamımızın en son alt kısmı, alt katmanın böyle taş yaptık. Aynen. Ve kalmaya devam ediyoruz. Yarım saatlik bir video olacak. Gene. Gene. Muhtemelen üçüncü videoda da Yiğit gelecek inşallah. İnşallah. Neyse arkadaşlar, biz devam edelim. Aynen. Sen ben taş kaz istersen. Ne kadar taş biriktirdik? Ah büyük. Bak. O ne be, şansa bak. Arkadaşlar bu da sizin şansınız. Aynen. Deminden beri ağaç büyümedi. Ağaç büyüyünce görünce çok mutlu oluyorum, inanmıyorum. Ben de Murat. Bu benim bulduğum boku göstersen arkadaşlara. Gel gösterelim. Zahir. Dur ben istersen bu arada arkadaşlar, siz de Skyblock server'ında oynuyorsunuz veya taş kalmak istiyorsanız başında basit bir bug'u söyleyemedim ya. Bak. Bug'uyla, bug'uyla artık nasıl tercüme ediliyorsa kullanabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ama taş balta lazım onun için. Sende var sanırım. Bende var. Şu şekilde arkadaşlar. Sürekli kazıyorsunuz. Ama çünkü ben de seri kaldığı için. Neyse, basın. Arka tarafı tahta değil de obsidyen de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kırılma şey olmadığı için obsidyeni. Seri bir şekilde kalacağınız için arka taraf kırılmayacak. Hı-hı. Sürekli seri şekilde kalacak ve taş size gelmeye devam edecek. Mesela basını tuttun, oldu mu? Mesela sen Ulaş basın göstersin, ben gösterince çünkü seri bir şekilde kalıyor bende. Aynen. Zaten sende mod var değil mi onunla ilgili? Yok, şey olduğu için bilgisayarla alakalı herhalde. Çok sen seri kazanmıyorsun yani. RAM yüksek olduğu için bende sürekli hemen geçiyor. Bak bende şey yapmıyor. Hemen direkt şey arkadaşını kırmaya başladı. Oo. Yani iki darbeyle kırar benimki yani muhtemelen. Tamam. Burada kırmıyor ama orada kırıyor. Burada hiç çözemedim zaten. Tabi seninki orijinal olduğu için. Orijinallikten ziyade bilmiyorum. Bizimki kırık, benimki kırıklı arkadaşlar. Ama bak ondan buradakini hemen kırmıyor. Ama oradakini neden çok seri bir şekilde kırıyor? Yo. Yo, basılı tut. Bak sürekli gelir, basılı tut. Hacı girme içine, bak basılı tut. Ama ben kırılacak diye korkuyordum herhalde. Yo, korkma. Basılı tut. Gördün mü? Anladım olayı. Ben arkadaki tamam kırılıyor diye şey yarım bıraktım da. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkayı tahta yapın. Ama dediğim gibi obsidyen de yapabilirsin, bir tane obsidyenden bir şey olmaz. Obsidyen belki zor olabilir ama bulmak. Yok, bizim için zor değil. Gerçi obsidyeni yaptıktan sonra onu çıkarması için de elmas kalma gerekiyor arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Aynen. Bu arada ben bir fırın yapayım hemen. Aa evet, fırınımız yok. Yiğit fırını gereksiz buldu ama biz fırını çok seviyoruz. Aynen. Hemen yaptım. Fırınımızı nereye koyduk? Ağacımızı da istersen kes, yeni bir ağaç ekelim. Çatıya koydum ben fırını. Kumlarımız vardı. Bu sefer diğer videodaki gibi yapmayalım evi. Basit bir ev yapalım. Aynen, ben şu camlarımızı yapayım da. 3 oda bir salon. Yeter. Bir oda bir salon. Öyle villa yapmayalım hacı. Ama ben yapamadım. Niye? Çünkü kasamadık fazla. Ben mimari yapıları sevdiğim için burada öyle bir şansınız oldu arkadaşlar. İtemleriniz kısıtlı olduğu için Creative Mode'da buna daha çok olanak veriyorlar. Son oyuncu server'ında oynuyoruz. Orada Creative Server haritası da mevcut. İnşallah bir videoda çekeriz. Gerçi orada bir şey yapmıyorsunuz. Yapı falan yapıyorsunuz. Aynen. Ve bu arada arkadaşlar, bu serverde cam o kadar değerli ki anlatamam. Yani arkadaşım biri sana sanırım 50k istemiş. Aynen, 50k istedi, ben de parasını vermedim. 50k arkadaşlar, mı olur? İki tane cama 50k isteyen bir vatandaş görürseniz ağzını burnunu dağıtın. Ama ben durur muyum canım? 300 normalde yani 300 mü? Yani en fazla etçi arkadaşlar bir camın 2300. Aynen. Yine pahalı yani. Yine pahalı yani. Tabi 2000k markette 2000k'ya satıldığı için arkadaş herhalde kendini şey sanmış.
market. Aynen. Ya da beni kere izlemeye çalıştım. Ya daha şöyle diyeyim, kara borsacı pislik. Merak etmeyin arkadaşlar, parasını verdim yani yemedim. Harbi sevmedi arkadaşlar. Aynen, 9'lu verdim. Ben dedim beni kandırabilir misin filan. Bir de atar yapıyorum görseniz. Böyle böyle dedi. Bu arada Murat arkadaşım, manyak gibi istediğim camlarım burada. 16 tane buyur. 16 tane. İnce cam. Aynen. Yani ben ince camı pek sevmiyorum. Neden? Alışılamadım. Yani ince cam iyidir be. Camdır. Hem ucuzdur. Hem ucuz, hem yapımı zaman. Çatır. Adam hacı, kreatif modda değilsin. Adam Napolyon sendromundan bir türlü kurtulamadı. Kim? Kim diyen? Ne oldu ki? Ya işte hacı sen. Ya bu arada at katmanı yapmıyorum hacı, sen ölür müsün, kafanı mı kırarsın? Neden, ne oldu, ne yaptın? Ya yani bir de at katman çıkmak zoruma Allah al. Ne oldu? Aşağı. Yarap söyleyemedim. Lafı yarap. Lafı yarım. Ya öf. Lafı yarıda kaldı. Diyeceğim iki saat diyemedim. Senin lafın yarıda kaldı, benim değil. Allah'ın sopası yok işte böyle. Lafı tamamlattım. Bazen kelimeleri telaffuz etmekte zorlanıyorum. Neden bilmiyorum. Hayatım benden spiker mi? Spiker olmaz. Bir ara öyle niyetlenmiştim bir şeye. Ama aynen. İyi DJ olur senden. DJ. Sanmıyorum. Gecenin Fatih FM'i de kuracağız inşallah. Ben de bir ara niyetlenmiştim aslında öyle radyo falan kurmayı da. Arkadaşlar, bilgisi olan arkadaşlarımız bize yardım ederse bir radyo kurmak. Bir tane program vardı radyo kurmak için. Şey, Turak Çans mı? Tam hatırlamıyorum. Aynen. Onda yapılıyordu. Turak Kes. Turak Kes ya. Yani. Tam hatırlamıyorum ama. Böyle bir şey olmaz tamam. Bir türlü takipçi kasamadım orada. Yayına da başlayamadım dolayısıyla. Teknoloji ilerledikçe o kadar imkan sunuyor ki bize arkadaşlar. Gerçekten artık biz yetişemiyoruz. Siz gençler daha iyi bilirsiniz. Biz yaşlanıyoruz biz artık. Aynen, 70 yaşında olduğumuz için. Dedelere geliyoruz. Ya arkadaş, 14 yaşındaki çocuk benim parmağımda oynatıyorsa düşün. Yani ben artık yetişemiyorum arkadaşlar. Gerçekten videolarımı izleyen arkadaşlar da var. Aralıkta 15-16 yaşlarında, onlara gerçekten teşekkürler sunuyorum. Yorumlar için buradan teşekkür ediyorum. Aynen. Konu nereden nereye geldi bilmiyorum ama. Arkadaşlar paylaşın bizi, paylaşın. Evet arkadaşlar, sizden tek istediğimiz bu. Yorum yapmanız veya arkadaşlarınıza önermeniz. Çok bir şey değil arkadaşlar. Günde en fazla eminim 8 saatinde internette harcıyorsunuz. Aynen. Beğenmiyorsanız dislike'a basın. Aynen. Beğenmiyorsanız takip etmeyebilirsiniz. Unlock. Unlock nereden çıktıysa. Unfollower. Aynen. Twitter'da dendiğiydi. Ama yine de paylaş. Paylaşmak güzeldir. Arkadaşlar çünkü şöyle bir şey var. Kırmızı, mavi, yeşil. Herkes aynı rengi sevmek zorunda değil. Yani illa beni seveceksiniz bir kaydı yok ama belki arkadaşım benim videolarımı sevecek, hoşlanacak. Çünkü renkler ve renkler tartışılmıyor bu dünyada, herkes bunu biliyor. Paylaşın ulan bu kadar. Kadir İnan'ın da dediği gibi. Paylaş. Neydi o meşhur lafı? Ben evet. Kadir ulan. Aynen. Deli Kadir, pardon deli Kadir. Bir de şöyle vardı. Evinin tadını çocuklarına nasıl ödersin? Bir de bu vardı. Şey vardı bir ara. Neydi o? Sketch şeyi vardı. Şey. Yaban mıydı adamın ismi? Yaban, aynen yaban. Onun şeyleri çok güzeldi. Haneler, haneler. Hastahane, şey, postahane. Hoşuma gidiyordu ya öyle şeyler. Ne günlerdi acı, ne günlerdi. Neler neler izlemedik ki. Yaşımız aynen geri. Tamam 24 yaşında, 22 yaşında olabiliriz ama ya hayatımıza kattıkları gerçekten inanılmaz şeyler var arkadaşlar. Cedric mesela. Cedric daha yeni yetme olarak görüyorum ben Cedric'i. Yani izledik ama. Cedric'i izledik. Power Rangers'ı bilmeyen yoktur. Rangers'ın zaten artık. Transformers. Transformers. Bir de şey vardı. Böyle robot olma
çizgi filmi vardı. Böyle mağarada robotlar vardı. İşte bir olay çıktığı zaman robot canlanıyordu, olaya müdahale ediyordu. Tabi ismini hatırlamıyorum ama belki bilen arkadaşlar vardı, bilenleriniz varsa ismini yazabilirsiniz diyorum ona. Gerçi aynen, buraya kadar izleyen oluyor mu bilmiyorum ama inşallah izleyeniniz vardır arkadaşlar. Sizin için İyi yemek veriyoruz. Az önce diyorum. İlk bölümde çektiğimiz videonun boyutunu söyleyeyim size arkadaşlar. 32 söyleyemedim. 32 GB. Yani ne kadar zor bir iş olduğunu yani tahmin edebilirsiniz artık. Yani bu işi sesi çok iyi olup da bu işi yapmayan arkadaşlarımız da var. Örneğin Yiğit. Yiğit'e sordu neden yapmıyorsun? Abi uğraşamam çok zor dedi. Yani video çekmek gerçekten hem bilgisayarınızın iyi olması gerekiyor ki benim bilgisayarım zaten iyi değil. Ne bilgisayarlar gördüm ben 16 GB RAM'e sahip. Benim sadece 4 GB RAM'im var. Arkadaşlar bazılarının RAM'i 32 GB. Bizim video. Ya bizim sadece belki hard disk alanımız demeyelim de o kadar şey değiliz. Yani 150 MB, 150 GB hard disk alanı var bende şu an. Allah'ıma şükür benim ekstradan bir hard diskim de var. Aynen bizim de var. Bilmeyenler için söyleyeyim Samsung M3 portable. Yani benimki Çin mal ama işim görüyor. Ben her gün eski çalıştığım yerden almıştım. Şu an meslek değiştirdim. Söyleyeyim arkadaşlar çok dalga geçtiğiniz şu bin var ya ben orada çalışıyordum. Ve gıcık oluyordum. İnanın gerçekten artık bin esprilere kına getirmiştim ama. Benimki Çin mal ama her gün şeyden çıkarmadan önce Fatiha okuyorum. Hani USB'den çıkarmadan önce yanar silinir diye filan. Ooo çok berbat bir şey. Benim bir kere başıma gelmişti. Ben Photoshop'la uğraşıyordum arkadaşlar. 2009 veya 2010 senesiydi tam hatırlamıyorum. Belki daha geç. Yaptığım Photoshop PLC'de olarak geçiyorlar. Bütün verilerim gitmişti. Formattan dolayı. Yani gerektiğime rağmen kurtaramadım. Lanet olsun. Bütün emeklerim. Şu an ama yine biriktirdim o kadar ama aynen. Yine korku var senin ulaş dediğin gibi. Aynen. Eğer bir işe emek veriyorsanız arkadaşlar yani korkmuyorsanız zaten o işi gerçekten sevmiyorsunuz demek ki. Aynen kesinlikle katılıyorum. Tamam bu kadar nasihat yeter. İşimiz evet arkadaşlar Minecraft'tan nasihatler bölümü. İsmini de öyle koyalım. Minecraft'tan nasihatler. Tamam evimizi yapalım mı? Tahta lazım bana. Tahta lazım sana. Ben vereyim sana. Tanesi bir tahta. Ya ben atarken neden taş olarak görünüyor ki? Neden atarken? Benim baga giriyor herhalde. Aa bitti. Bitti benimki. Bir tane reklam vardı içinde. Şey çocuklar böyle tuvaletlerini yapıyorlar. Bebek bezi reklamı. Sonra bir tanesi çıkıyor diyor ki ellerini yıkadın mı oğlum? O da diyor ki yıkadım. Hey, Protex reklamını da yapalım bu arada. Protex bu arada. Aynen. Ha şeydi herhalde. Tamam. Protex sadece. Evet. Bu arada benim kazmamın cücü bitmek üzere. Cücüne gitmesin ama cücüyü bitmek üzere. Is the power. Bu arada evimizin sınırlarını da evimizin sınırlarını belirledim. Belirledim. Ev komple böyle ev komple yapalım. Tamam mı? Ha buraya mı yapalım? Küçük bir yer yapalım işte ya. 3 tane yatak sınırsa yeter. Zaten üniversiteyi. Geceden sabaha şey ne derler ona. Arkadaşlar kızartmayı düşünmüyoruz sonuçta. Yani, küçük olsa. Yiğit zaten şey akşamdan akşama geldiği için otel olarak kullandığı için. Bir gün isyan edeceğiz ev hanımlar olarak. Ev hanım. Kendimi ev hanım olarak kabul etmiyorum. Allah'ım yarabbim. Bu arada 3 stek taş kaldı mı? Hala kalmaya devam ediyor. Kaz keke. Kaz ölen. Çalış köle. Ama ne diyordu ya? Anam tohumlar. Ne oluyor tohumlar kim? Tohum. Tohumlar. Tohum neydi şey? Recep İvedik'in reklamında mı? Şeyinde mi? Filminde mi? Anneannesi mi? Babaannesi mi? Ne tohumu diyordu ona? Bir şey tohumu diyor lan. Orada mı diyordu? Bir yerde diyordu. Bir de nooo diyordu filan.
O mor sandık var ya, o mor sandık. Ha ebe söyle, o mor sandık. Abi tamam. Hala gülüyorum, ben gülüyorum. Ya Recep İvedik'i atlamak sevmem. Neden sevmem? Şu an yok bakar. Tasvit etmedim insanlarla. Ama videolarında izlemişim var. Filmlerinde izlemişim var. Şerefsiz olduğunu da kabul ediyoruz. Evet, kabul ediyoruz. Ben Cem Yılmaz'ı daha çok seviyorum. Ve Tolga Çevik. İdolum. Keşke bırakmasaydı televizyon yayınını. Atademirer de seviyoruz yani. Atademirer de arkadaşlar, bu ülkede işini ne kadar iyi yaparsın yapın gerçekten. Bilmiyorum. İşi iyi yapmaktan ziyade insanlığınız önemli. Tam Recep, Cem Yılmaz da fevkalade bir adam sayılmaz ama. En azından bilmiyorum. Neyse. Fanları arkamızı almayalım neyse. Şuna da bir laf etmek istiyorum. Bu arkadaşın adını bile unuttum artık, düşün. Hani Türk Malı'nda o başrollerini oynayan adı neydi ya? Türk Malı. Ya şey, tam onu ben seviyorum ya. Artık sevmiyorum ben. Şey, Şafak Seder. Aynen. Allah belasını versin. Kutsal Damacana şeylerinde izlemiştim var. Orada iyiydi, kendini bozdu. Ya şey, zaten bilmiyorum, o Türk Malı'na girerekten kendini küçülttü ya, küçülttü. Dünyasını küçülttü. Aynen, yaptıklarına rağmen bir de gidip özür diledi. Allah, ne diyeyim artık. Destekleyen var, desteklemeyen var ama yani en azından insanları kargaşaya sokmak adına ve reklam adına oraya gitmesi bir defa bitirdi beni. Yani sevdiğim bir sanatçı değil ama ya çok sanatçı fazla sevdiğimiz insanlar büyük hataları sürükleniyor. Bu neden kaynaklanıyor? Fanlarıyla alakalı, seven insanlarla alakalı. Sen neden tepki vermişsin, neden?